Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandan sonra yine sizinle beraberim. Yine sizinle birlikteyim. Arkadaşlar bu hafta size özellikle geçen gün okumuş olduğum bir kitabın uzun zamandır okumak isteyip de bir türlü okuyamadım. Ama sonrasında okumaya başladım, bitirdiğim İpek Sabahlı, Osman Balcıgil. Bu kitapla ilgili aslında size söylenebilecek, anlatılabilecek o kadar çok şey var ki, yani hayran olmamak elde değil. Kitabın neresinden başlasam, hangisini anlatsam, hangi konuyla ilgili size bir türlü karar veremedim. Aslında gitgelleri çok fazla yaşadım. Özellikle Suat Derviş'in yaşamı 1900 ile 1970 yılları arasında yaşamış olduğu Türkiye'nin tarihsel çizgisini çok net bir şekilde gözler önüne seren, bu anlamda çok değerli bir biyografik roman olarak da addedebileceğimiz çok güzel bir kitap. Bununla birlikte size kısa kısa spoilerlar vermek durumundayım. Suat Derviş 4 evlilik yaptı. 4 evliliğin neticesinde mutsuz evlilikler, kısa kısa 20 yaşına kadar olan 3 evlilik ve sonrasında gelen 4. evlilikle birlikte mutluluğu bulan, bununla birlikte hapishane hayatı, çileli bir hayat ve sonuç itibariyle fakir bir yaşam. Hak etmiş olduğu yeri belki bugün görüyordur ama o dönem içerisinde hak etmiş olduğu dönemi getirmiş olduğu koşullar göz önünde bulundurulduğu vakit, özellikle Derviş Paşa'nın torunu olarak Affecalel'den bahsetmek gerekiyor aslında burada. Affecalel'in biliyorsunuz birkaç oyun sergilendi, birkaç oyun konuldu. Fakat en sonunda özellikle Müjdar'la birlikte hak ettiği yeri buldu. Yazarının hak etmiş olduğu noktasında bugüne dair Suat Derviş'i ben çok fazla değerli görüyorum. Özellikle burada Osman Balcıgil'i tebrik etmek gerekiyor. Çok güzel bir şekilde anlattı. Osman Balcıgil ile ilgili de ben bir parantez açmak istiyorum. Osman Balcıgil bugüne dair özellikle biyografik roman konusunda çok çok başarılı. Tarihsel imgeler, tarihsel konular üzerindeki bize vermiş olduğu değerli çalışmaların neticesinde öngörü, bilgi birikimle birlikte bize çok faydalı olduğunu düşündüğüm bir yazardır. Kendisine buradan ayrıca teşekkür etmek durumundayım fazlasıyla. Çok sevdiğim bir yazar, çok değerli bir yazar olarak şey yapıyorum, değerlendiriyorum. Suat Derviş ile ilgili bir aslında kitaba dair çok fazla giriş de yapmak istemiyorum biliyorsunuz beni. Fakat bazen ister istemez spoilerlar verdiğim vakit, özellikle Nazım Hikmet'in arkadaşının olması, Nizam'la birlikte arkadaşlığın ve ötesinde evlilikle birlikte gelişen olaylar, Suat Derviş olmasındaki en büyük etken Nazım Hikmet'in telkini. Ayrıca burada az kalsın unutuyordum. Mehmet Rauf'un biliyorsunuz Eylül yazarının romanı Mehmet Rauf'un Suat Derviş'i çok ciddi anlamda desteklemesi, ona değer verip onu çok iyi bir gazeteci ve yazar haline getirmesi burada yadsınamaz bir gerçeklik kabul ediliyor. Bununla birlikte Almanya'daki olgunluk dönemi, kız kardeşiyle beraber olgunluk dönemi Suat Derviş adına çok büyük bir artıdır. Artı burada bunu da es geçmeden geçmek istemiyorum. Reşat Fuat biliyorsunuz çok değerli bir gazeteci, değerli bir insan, değerli bir bilim insanı ve Suat Derviş'in 4. eşi Suat Derviş'le birlikte Suat Derviş'e ve Türkiye'ye yapmış olduğu katkılar yadsınamaz bir gerçeklik olarak kitapta bize sunuluyor. Değerli bir duruş, onurlu bir duruş. Burada bu kitabı çok fazla da anlatmak istemiyorum ama kesinlikle herkesin okumasını istediğim, okumasını arzuladığım bir kitaptır. Türk dünyasına hayırlı olsun. Çok faydalı ve başucu kitaplarından biri olarak değerlendiriyorum. Aslında Osman Balcıgil'in bütün kitaplarını diğer sevdiğim yazarlar gibi başucuma, kütüphanemin en üst köşesine koyacağıma dair
Buradan kendi kendime de söz veriyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bir dahaki kitap yorumunda buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakıyorsunuz. İyi akşamlar diyorum size. İyi günler ya da.